Bundan yıllar yıllar önce Victor adında meraklı bir çocuk yaşadığı köyü turuncuya boyamış. Günler günleri kovalanmış. Victor gidip gelip bal kabaklarının büyüyüp büyümediğine bakar olmuş. Günler, haftalar, hatta aylar geçmiş ama Victor'un ektiği tohum bir türlü bal kabağına dönüşmüyormuş. Kitabımızın ismi Hadi Uç. Açıyorum ilk sayfayı. Çok garip. Annem kanaryam biblonun kafesini açamayacağımı söylüyor. Ben de sordum. O zaman neden kanatları var anne? Kitap okudukça çocuklarımla birlikte ben de yeni şeyler keşfediyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Kendimi onlara daha yakın hissediyorum. Mesela eskiden bir şey verirken diyemiyordu anne rica ederim. Ama mesela şimdi şu an bir şey veriyorsun, en az bir bardak su veriyorsun bile. Anneciğim rica ederim, teşekkür ederim. En azından teşekkür ederim kelimesini kullanıyor. Mesela biz kitap okurken birlikte oyunlar yaptık, hayvanları iyi canlandırdık. Mesela bir yerde duruyorduk. Anne diyordu, sen de kollarını açar mısın? Sen de bizim bir baykuşumuz ol ve kollarında ısınalım gibisinden. Bu benim çok hoşuma gitti. Benim hiç kitabım olmadı. Ben bunu ilk kitaplar geldiği zaman düşündüm. Çocuklarımın hayal gücü olduğuna göre benim de bir hayal gücüm yok mudur diye düşünmeye başladım. Benim çocuklarım kitap okudukça hayal güçleri gerçekleşti. Yani farklı düşünmeye başladım. Anne diyor, biliyor musun, bir keçinin iki bacağı sakatsa biz bir tahtadan bir şey, demirden bir şey yapabilir, onu yürütebiliriz. Kitapları bize özellikle gönderiyorlar. Hani ben onları çocuklarıma anlatırken, okurken çocukların da feyiz alıyor, ben de feyiz alıyorum. Biz o çocuklarla birlikte o kitabı okuyoruz. Onlarla birlikte seviniyoruz, onlarla birlikte gülüyoruz. Bazen duygulanıyoruz. Kitap arkadaştır, dosttur, candır, insana hayat verendir. Okuyan bir gelecek setlerini ulaştırdığınız çocuklarda hem hayal güçlerinin geliştiğini hem dil gelişimlerine katkı sağladıklarına şahit oluyoruz. Çocuklar hem aileleriyle yani daha iyi bir iletişim kurmaya başlıyor bu setlerden sonra, hem okula hazır hale geliyorlar. Bu anlamda bayağı katkı sağladığını düşünüyorum. Kafesten çıktı kuş ve uçtu. Annem bana kitap okuyor. Kuşları çok seviyorum. Bu kitabı bir tane biliyorsunuz dedi. Bu amca bize okutuyordu. Evinde kitabı olmayan çocuklara resimli hikaye kitaplarından, resim defteri, kuru boya gibi eğitsel malzemelerden, oyun hamurları, geometrik şekil oyunları gibi, Bilim Çocuk dergisi gibi yazılı materyallerden oluşan malzemelerle setler oluşturduk ve Haziran 2021 tarihinden itibaren de bu setleri çocuklarla buluşturuyoruz. Setleri gönderdikten sonra da ebeveynleri arayarak bu setleri nasıl kullanabileceklerini ve setlerin içerisindeki malzemeleri kullanarak çocuklarının gelişimini nasıl destekleyeceğini anlatmayı hedefliyoruz. Hedefimiz bağışçılarımızın desteğiyle 100 bin çocuğa ulaşabilmek. Okuyan Bir Gelecek projesi kapsamında kitaplarla buluşturmak, okuyan bir gelecek yetiştirebilmek.